Sevgili seyirciler, Başına Buyruk programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız Ersin Umut Güler, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ayşe Tuna Boylu ve merhaba. Cenk Dostver. Merhaba. Bu haftaki programımızda Yolcu Tiyatro'nun Roland Topar'ın Yoko'nun doğum gününü Ersin Umut Güler'in rejisiyle sahneleniyor. Onu konuşacağız. Ersin, biraz bize birazcık oyundan bahsedebilir misin? Oyunumuzun yazarı Roland Topor, çevirmeni Mine Kırıkkanat. Biz yaklaşık bir sene önce oyunu hazırlanmaya başladık, projeyi geliştirmeye başladık. Topor'un önemli oyunlarından biri ve Türkiye'de pek oynanmamış bir oyunu. Çünkü oyunun kendisi yapı itibariyle çok fazla performans gerektiriyor oyunculuk manasında. Oyunun hikayesinde şöyle bir şey var. İşçiler ve kongreciler var ve bir sınıf diğer sınıfın sürekli üstünde geziniyor, üstüne biniyor, üstünde yolculuk yapıyor. Bu yüzden de bedensel olarak, yani performans çok üst düzeyde oyunda. Böyle bir oyun. Peki Ayşe Hanım, size Ersin geldiği zaman, Ersin sen mi gittin acaba? Evet. Teklifle ne hissettiniz, nasıl dahil oldunuz, nasıl bir çözümleme yaptınız karakterinizle alakalı? Ben bir telefon görüşmesiyle, Ersin'le biz zaten daha önceden tiyatro anlamında tanışıyorduk. Aynı oyunda oynadık. Arayıp abla böyle böyle bir rol var. Oyunda budur işte Topor Yoko'nun doğum günü. Ben uçarak evet dedim. Çünkü gerçekten hani yıllardır çok özlemini duyduğum bir bu tür sahnede var olma idi benim için. Sürreal bir oyun. Öğrencilik zamanlarımda ben çok çalışmışımdır. İşte absürt tiyatro, dışa vurumcu, break. Çok sevdiğim tarzlardı. Ancak devlet tiyatrosunda çok az yer alabildim bu tür oyunlarda. Yani ya iki ya da üç tane oyun sayabilirim 30 yıl içinde. Çok severek çalıştığım. Şimdi emekli de olmuştum. Umut'tan böyle güzel bir teklif gelince uçarak kabul ettim. Çok çok mutluyum. Cenk, sana söyleyeyim. Sen nasıl dahil oldun? Karakterinden bir de biraz bize bahsedebilirsen evet. Sevinirim. Cenk tiyatroyla doğdu. Bizim tiyatronun ilk gününden beri var zaten. Evet. İlk oyundan beri. Tiyatroyla yola çıkanlar. Tabii tabii, evet. Öyle oldu. Üç oyunda da oynuyor. Çok eğlenceli bir serüven benim için başında. Zaten hani insan şeyi bekler. Genelde hani ilişkilerinden bir tutarlılık bekler. Bu tutarlılık kendiliğinden olduğu zaman da, bir çaba harcamadan kendiliğinden olduğu zaman da bu defa daha fazla sarılıyorsunuz. Yolcu Tiyatro benim yakın çevreme şöyle bahsettiğim bir yapı. Kendi tiyatro özlemimi giderebildiğim bir yapı. Yani daha önce içine girdiğiniz birçok tiyatro olur ve şey hissedersiniz. Evet, burada benim pozisyonum budur. Ama Yolcu Tiyatro'da giren çıkan, bizimle çalışan, çalışmayan, devam eden arkadaşlarla da aynı hissiyatı paylaştığımı düşünüyorum. Çünkü şey, burası bizim ya, evet. Hani bir aidiyet durumu var, fakat şeyi hissetmiyorsunuz. Birine hizmet ediyorum, bir şeye hizmet ediyorum durumu yok. Ne yaparsan kendimize yapıyoruz. Yoko'nun doğum günü serüveninde Umut bir teknik anlamda bence herhalde bir yıldan bahsetti. Onun duygusal bir boyutu da bizde. Umut'la benim geçirdiğim bir dostluk sürecini düşünürsek, Umut'tan hep duyduğum bir projeydi. O yüzden hep heyecanlana heyecanlana beklediğim de bir işti benim. Ama hiçbir zaman kafamdan şey geçirmemiştim, hangi rol olacak? Yani bu rahatlığı verebiliyor olması, bu ortamın, bu tiyatronun bana bu rahatlığı verebiliyor olması bence çok vazgeçilmez bir şey. Daha sonra rol karşıma çıkınca, işte Doktor Fersen diye bir karakter oynuyorum, bir tip oynuyorum. Umut'un da bahsettiği gibi işte iki sınıf, işçi sınıfı ve patron sınıfı kaba manasıyla. O sınıftan, o patron sınıfından bir temsiliyeti oynuyorum ben. İşte bilgin, bilim adamı çok güzel ahkamlar kesiyor. Çok yerinde ve doğru ahkamlar kesiyor ve o kadar iyi bir halüsinasyon yaratıyor ki o sınıfın üstünde. O sınıfı gaza getiriyor ve o sınıf gerçekten o idealler uğruna kendini heba etmeye hazır birer mumya haline geliyor. Oyunda da genel anlamıyla böyle bir tema var. Doktor karakteri bunun dengeleyicisi. Bazı saldırılar, direkt saldırıları, bir saniye sakin olun, sakin olun. Bakın aslında böyle değil durum, biz sizi yıpratmak istemedik ama... İyi polis. İyi polisi oynuyor. İşte. Yani burada bir kapitalizm eleştirisi mi var? Ama sadece
sırf patron tarafına değil, birazcık da bunları kabullendi, üstüne aldığı para uğruna işçileri de bir acaba gönderme toplanamaması adına da bir gönderme aslında var mı? Aslında öyle. Yani ezen ezilen ilişkisi üzerine, hı-hı, yazar bunu çok temel kodlar üzerinden yazmış. Yani bir işçi üzerinden yazmış. Ama biz teksti okuduğumuzda, yani 60'larda roman olarak yazılmış, 70'lerde oyun olarak yazarın kendisinin oyunlaştırdığı, kendi romanını oyunlaştırıyor. Böyle bir metin ama baktığımızda mesela Yoko bir işçi oyunda ama Yoko bence ben de Yoko'yum. Siz de Yoko'sunuz. İşte bankada çalışan kişi de, beyaz yakalı dediğimizde, sokaktaki herkes de Yoko'nun izleri var. Aslında yani sadece sınıfsal olarak değil, başka birini sırtında taşımayı kabul etme hali oyun içinde böyle bir benlik kaybına yol açıyor insana. Yani pardon sözünü böldüm. Burada bir sırtında taşıyan, bir de sırtına binip onu yani iliğine kemiğine kadar herhalde yapışan ve sömüren bir tayfa var. Evet, değil mi? Evet. Oraya da bir bayağı bir gönlüm. Ayşem biraz orayı esas, senden alabilir miyim? Esasen aslında o. Yani birileri bir iş üretirken diğerleri onun üstüne ciddi olarak bir yük bindirerek buradan iyi bir pay diyeyim kazanıyor. Yani işte bu tam ezilme duygusu, o yük duygusu ve o yükü hepimiz zaman zaman yaşıyoruz maalesef. Hepimiz gerçekten birer yokuyuz aslında. Şunu söyleyecek bence seyirci sahne üzerinde oyuncuların bu oyunculukları ve performansı için ya. Bu kadar performans gerektiren, bu kadar yüksek enerjiyle ve yüksek oyunculuk enerjisiyle oynanmış, gerçekten kan ter içinde kaldıkları ama bunu yaparken hiç aslında acı çekmedikleri bir oyun izleyecekler. Yani böyle bir oyunculuk biçimi, böyle bir oyunculuk stili, bu kadar performansa dayalı bir işi bu kadar rahat yapan oyuncuları görmekten bir kere mutlu olacak seyirci. Değişik bir şey izleyecek oyunculuk performansı olarak. İkincisi de bu biçime yönelik bir şey. Özel ilişkin olarak da seyirci şunu soracak bence ki bunun dönüşlerini henüz bir oyun oynadık, almaya başladık. Yoko ve ben ne kadar Yoko'yum? Ben ne kadar Yoko'yum? Nerelerde, ne zamanlarda? İşte değilse, evde değilse, parkta değilse, uyurken ne kadar Yoko'yum? Bunu bir kendinde bir hesabını tutacak. O hesabı tutmaya başladığı zaman da ya da bunu düşünmeye başladığı zaman da belki kafasında böyle bir şey açılacak insanların. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki konuk oldunuz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler, kolay gelsin. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, siz de gelip Yoko'nun doğum gününü izleyip dünyada neredeyim, ben ne yapıyorum, hangi yükleri taşıyorum demek istiyorsanız en yakın tarih 31 Ekim Pazartesi 20.30 Ortaköy Öffejare sahnesi. Gelerek Yoko'nun doğum gününü izleyebilirsiniz.